Herkese selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda bana uzunca süredir sorulan A101, BİM veya Şok gibi marketlerde satılan kaktüs sukulentleri aldığımız zaman bakımlarını nasıl yapabiliriz, ölmemeleri için neler yapabiliriz ki bu çokça başınıza geliyormuş. Alıyoruz işte, bakımını yapıyoruz, ölüyorlar, ölmemeleri için neler yapmalıyız gibi birçok sorular geliyordu. Bu videoda olabildiğince bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü hem Instagram olsun hem de YouTube olsun bayağı ve bayağı bir sorular geliyordu. Şimdi A101'den bir dakikanızı rica ediyorum. Papatyan mesaj atmış. Çok seviyorum kızı ya. Evet arkadaşlar, konumuza dönecek olursak şimdi yine diyorum, hani alıyorsunuz, ölüyorlarmış, hani ölmemeleri için neler yapabilirsiniz ki birçok yapılan hata var. Aslında ben bunlarla alakalı video çekmiştim ama daha çok hani bakımlarıyla alakalıydı. Şimdi ise hani ölmemeleri için aldığımız zaman neler yapabiliriz, bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle ben bir isyanda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Bu marketlere bu bitkiler geldikleri zaman maalesef bakımlarını yapmıyorlar, su vermiyorlar, özen göstermiyorlar ve çok ama çok bakımsız kalıyorlar ve biz aldığımız zaman belirli bir süre sonra ölüyorlar. Yani ben buradan şunun çaresini yapmak istiyorum. Madem bu sukulentleri, kaktüsleri satışa koyuyorsunuz, yani bakımı konusunda biraz bilgilendirin ki hani o kadar para veriyoruz, biz bunları alıyoruz. Aldığımız zaman da hani elimizde bitkimiz olsun yani. Bunun bakımlarını mutlaka yaptırın. Yani haksız değil miyim arkadaşlar? Sizler de yorumlar kısmından bir belirtin. Bir sesimizi duyuralım ya. Gerçekten çok sıkıntı oluyor ve ben hani bunları duydukça çok moralim bozuluyor. Çünkü hani para veriyoruz ki az maliyeti de değil yani, 6-7 lira. Birçoğu da 10 TL. Yani aldığımız zaman hani biraz böyle hani sağlam olmasını bekleriz yani. Bu bakımdan bu marketlere ricamdır, lütfen bunları satıyorsanız biraz bakımlarına özen gösterin. Şimdi gelelim, bu arada yorumlar kısmına da yazın, sizler de böyle sorunlar yaşıyor musunuz, biraz sitem edelim bunlara, değil mi? Yani o kadar para veriyoruz sonuçta. Şimdi gelin bunların bakımlarını nasıl yapabiliriz, onları anlatmaya başlayacağım. Şimdi bunları aldığımız zaman aklınıza gelen ilk sorulardan bir tanesi, hani saksı değişimi yapmalı mıyım? Buna değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, saksı değişimi yapmanızı gerektirecek durum şu: bitkimizin toprağını tamamen sarmış ve artık kökünü saracak yer kalmadığından dolayı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bunu nereden anlayabiliriz? Bakın şu şekilde tam göstereyim. Bitkimizin bakın kökleri artık dış kısma çıkmış, şöyle göreceğiniz gibi. Yani bu demek oluyor ki artık toprağını tamamen sarmış ve sardığından dolayı da artık bir saksı değişimi yapmamız gerekiyor. Eğer ki kökünü tamamen sarmamışsa, bakın bunu da şu şekilde şuradan anlayabiliriz. Bakın ya, şunu da söyleyeyim, hani illa kök çıkacak diye bir şey yok. Yani toprağı tamamen sarmış, yani kökünü çıkartmamış da olabilir ama hani böyle artık kökleri tamamen çıkmamışsa, inanın toprak değişimi yapmanıza gerek yok. Çünkü bu bir müddet daha, yani bu toprakla idare eder bu sukulentlerimiz. Yani saksı değişimi yapmamanızı öneririm. Yani bu aşamada hani bu tarzlar için hani güzel bir sıvı gübre verebiliriz, solucan gübresi verebiliriz. Suyunu verip hani böyle güzel ışık gören bir yere koyduğumuz zaman da bu yaşamaya devam eder. Ama bunun gibi işte artık tamamen toprağını sarmış sukulent ve kaktüsler için, ki bakın mesela şurada göstermek istiyorum. Bir dakika. Bakın burada bir sempervivum var ve bakın tamamen toprağını şu şekilde hani sarmış, göreceğiniz gibi. Hani bu durumlarda toprak değişimi yapmanızı öneririm ama eğer ki gösterdiğim şekilde toprağını tamamen sarmamışsa, değişim yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani oldu ki toprağını değiştireceğiz. Daha bir saksı seçmek istiyoruz. Nasıl bir saksı seçebilirsiniz? Arkadaşlar bakın bu boyutunu görüyorsunuz. Bundan bir tık daha büyük bir saksı. Mesela atıyorum, bakın ben de şu şekilde kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bakın burada. Bir boy daha büyüğü neredeyse bir saksım var. Ona dikimini yapacağım. Yani çok çok büyük saksılara da almanıza gerek yok bu arada. Çünkü bu bitkileri biz kademeli olarak saksılarını değiştiriyoruz. O yüzden dolayı da büyük saksılar tercih etmenize gerek yok arkadaşlar. İlk söyleyeceğim buydu. İkinci, sizce aldıktan sonra yapmamız gerekenlerden bir tanesi de çok güzel bir yer belirlememiz olacak. Bu yere de nasıl belirleyeceğiz? Bunlar arkadaşlar güneş ışığını severler. Yani sabah güneşi alan veya akşam güneşi alan, fakat tüm gün ışık alan bir yere koymak yerine ya sabah güneşi ya da akşam güneşini alan bir yere koymanızı ben daha çok öneririm. Çünkü bu bakımda ya sürekli ışık alması, tamam sukunetler ışığı sever, fakat hani çok fazla sıcakta da bunların yaprağı yanabilir. Neden derseniz, yaşadığınız bölgede nem yok ise
Direktman güneş ışığı bunların yapraklarının yanmasına neden olur arkadaşlar. Ve bu da ileri vadede sukulentimizin veya kaktüsümüzün ölmelerine sebep olabilir. Ha, kaktüs de daha hani güneş gören yer ister tamam, ama sukulentlerimiz için direktman güneş ışığı maalesef yanmalarına ve ölmelerine sebep olacaklardır. O yüzden benim önerim daha çok böyle sabah güneşi veya akşam güneşi olan bir yere almanızdır. Bunu da söylemiş olalım. Sonraki aşama kaktüs ve sukulentlerimiz için toprak teminatı. Ben bunun için de sizlere çok daha basit bir yöntem göstereceğim. Arkadaşlar bu marketlerde de hani torf satılıyor biliyorsunuz. Hazır torflar satılıyor. Bu sefer ben bunlardan aldım. Ya biliyorsunuz normalde benim kanalımı sık takip edenler bilir. Ben daha çok hani kendim hazırlıyorum. Torf, Hindistan ceviz torfu, perdit karışımı yapıyorum. Fakat bunu hani bulamayanlar marketlerden hazır topraklar alıyor. Hani bugün de ben aynı şekilde gittim. Hani bu marketlerden toprak aldım. Ve bunları hani verimli hale getirip nasıl kullanabileceğimizi de sizlere göstereceğim. Şimdi bakın şöyle. Şöyle arkadaşlar, toprağımı bunun için böyle bir kaba aldım. Bu tamamen bildiğimiz torf, bahçelerde satılan. İçerisine bir miktar perdit ekledim arkadaşlar. Eğer sizlerin de evinizde perdit varsa ekleyebilirsiniz. Daha kaliteli karışımlar elde etmenizi sağlayacaktır. Bunu güzelce bir karıştıracağım şimdi. Ben tüm sukulent ve kaktüslerimde bunu kullanacağım. Yani hani bu biraz da ıslak oluyor arkadaşlar. Yani poşetini açtığınız zaman içerisinde ıslak halde geliyor. Islak halde kullanmanızı önermiyorum. Neden derseniz bunun içerisinde humuslu yapı olduğundan dolayı o nemden dolayı böceklenme yapacaktır arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat etmenizi öneririm. Zaten birçok böceklenmelerin sebepleri de budur arkadaşlar. Hazır topraklarda satılan humusun ıslak kalıp nemli kalıp orada güvelerin, işte unlu bitlerin oluşmasına sebep olur. Bunun önüne geçmek için de kurutup kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelin ben bunu güzelce bir karıştırayım. Ondan sonra yavaş yavaş toprağı değişimlerine devam ederiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada elimde bir tane sempervivum türünden bir sukulentim var. Bakın bunu açtım. Bunun saksısı güzel yani. Zaten saksısı güzel arkadaşlar. Bunu boyayı kullanabiliriz ama ben bunu buna dikmeyeceğim. Neden derseniz altı delik olmadığı için daha uygun bir saksı değil. O yüzden bunu şimdilik şöyle kenara alıyorum. Bakın burada daha geniş ve altı delikli olan bir saksım var. Yani bunu kullanacağım. Sizlerin de elindeki herhangi bir saksı ya kullanabilirsiniz ama hani çok büyük olmasına özen göstermeyin çünkü daha küçük saksılarımız daha uygun olacaklardır. Şimdi gelin bakalım biz bunu bir açalım. Ya sukulentimiz güzeldi arkadaşlar, maalesef fazlasıyla bakımsız kalmış ya. Yani su da vermemişler, hani tamam su sevmiyor ama hiç de sevmiyor değil yani, ne de olsa canlıların yaşama kaynağı su. Yani su vermemişler, birazcık kızdım açıkçası. Bunu eğer isterseniz yavrularını da ayırabilirsiniz fakat gerek yok, şu anda çok küçükler. O yüzden ben bu şekilde dikimini yapacağım. Bu şu şekilde şurada dursun. Şimdi gelelim saksımıza. Şimdi hızlı bir şekilde saksımıza dikimini yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, sukulentimizi dikmeden önce şu alt kısımlarını şöyle hafiften bir yumuşatalım ki kökleri daha rahat yayını göstersin. Şu şekilde yumuşattım. Tamamdır. Şimdi gelelim sana. Bakın şu şekilde. Şu şekilde orta kısmını hafiften şöyle bir elimle açıyorum. Sukulentimi yerleştiriyorum. Ve bir çubuk yardımıyla da şöyle hafiften kısımları dolduruyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk dikimimizi bu şekilde yapmış olduk. Şimdi gelin diğerlerine bir geçelim. Evet arkadaşlar, diğer türümüz de burada. Bunu da bir yerinden bir çıkartalım. Bakın bu da çok bayağı gördüğünüz gibi sarmış. Şu şekilde bir şey yapalım, bir açalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde bunun da kök kısımlarını temizledik. Bayağı bir susuz kalmış bu maalesef. Bayağı bir susuz kaldığı için de sıkıntı bir durum oluşmuş. Bunu şey yapacağız artık, güzel bir şekilde ekimini tamamlayacağız. Hadi gelin hemen hızlı bir şekilde bunun ekimini de yapmış olalım.
Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde dikmiş olduk. Haydi gelin artık son olarak sularını verelim ve sonra işlemimizi yavaş yavaş bitirelim. Ve arkadaşlar son olarak işlemimizi bitirmiş olduk. Sizler de bu şekilde marketlerden alacağınız kaktüs ve sukulentlerinizi kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Eğer aklınızda takılan sorular olursa yine yorum kısmından yazabilirsiniz veya Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve bu videoyu da beğendiyseniz kesinlikle like tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.